Merhaba arkadaşlar. Üslü sayılar konusunun 3. testinin çözümü ile birlikteyiz. Birinci soruya baktığımızda eksi 3 sayısının karesi eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 olacağı için artı 9. 1'in bütün kuvvetleri yine 1 olduğu için artı 1. 4'ün karesi 16 olduğu için eksi 16 diyoruz. 10 eksi 16'dan cevabımız eksi 6 olarak E şıkkı buluyoruz arkadaşlar. Evet, eksi 3'ün tek kuvveti dolayısıyla eksi 27 oluyor. Eksi 4'ün çift kuvveti dolayısıyla artı 16 oluyor. 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin tek kuvveti eksi 8 oluyor arkadaşlar. Ama başında da eksi var. Şimdi ne oldu cevabım? Eksi 27 artı 16 artı 9 artı 8 oldu bakın. Bu işlemin sonucunu topladığınız zaman da artı 6 olarak buluyorsunuz. O da C şıkkında verilmiş. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti arkadaşlar eksi 8'dir. Çünkü negatif bir sayının tek kuvveti. Ve bütün sayıların negatif veya pozitif fark etmez sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bunları topladığınız zaman eksi 6 bulursunuz. O da C şıkkında verilmiş. Çift kuvvetli olan iki tane ifadenin sonucunun toplamının sonucunun sıfır çıkması nasıl mümkün olabilir arkadaşlar? Ancak ve ancak 0 artı 0'ı toplarsanız 0 bulabilirsiniz. Çünkü çift kuvvet varsa asla negatif olamaz. Yani bir taraf 5, diğer taraf eksi 5 olamaz. 3, 3 olacak. İkisi de pozitif olduğunda 0 olmuyor. O zaman x eşittir 4, y eşittir eksi 3 olmalı ki 0 ve 0 olarak çıksın. Bunların çarpımı da eksi 12'dir. O da A şıkkında verilmiş. Evet, 4 tane 4 üzeri 4 var. Ben bunu nasıl yazabilirim? Toplam şeklinde olduğu için 4 çarpı 4 üzeri 4 bölü 16 sayısı nedir arkadaşlar? 4'ün karesidir. Şimdi 4 çarpı 4 üzeri 4, 4 üzeri 5 oldu bakın. Bölü 4 üzeri 2. Tabanlar aynı olduğu için birbirinden çıkarılır. 5 eksi 2 yani 4 üzeri 3 o da 64 olur. D şıkkında verilmiştir. 4 tane 2 üzeri x'in toplamı 128'miş. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. 4 çarpı 2 üzeri x eşittir 128. 4 demek 2 üzeri 2 demektir arkadaşlar. Dolayısıyla 128 sayısı da 2 üzeri 7 oluyor. Dolayısıyla 2 üzeri 2 artı x 2 üzeri 7 oluyor. Buradan x sayısını 5 olarak bulabiliyoruz. C şıkkında verilmiş. Tabanları aynı olduğu zaman çarpma var bakın birincisinde. 9 yerine ben 3 üzeri 2 yazabilirim. Alt tarafta da 3 üzeri x eksi 1 var. 81 sayısı da 3 üzeri 4. Tabanları aynı arkadaşlar. Çarpmada üstler toplanır. Yani burası 2x artı 2 olur. Ama bakın bir de bölme var. Dolayısıyla eksi x eksi 1 dememiz lazım. Eşittir 3 üzeri 4. Ne oldu bakın? 2x eksi x 2 eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Yani x artı 3 eşittir 3 üzeri 4 ise x buradan artı 1 olarak bulunuyor. O da E şıkkında verilmiş. Diğer soruya baktığımızda ortak olan ifadelerin 2 üzeri x olduğunu fark ettik. 2 üzeri x parantezini alırsam 4 artı 2 artı 3 eşittir 72 oluyor bakın. 2 üzeri x çarpı 9 eşittir 72. Demek ki 2 üzeri x'in 8 olması lazım. X sayısı da buradan 3 olarak bulunur. O da B şıkkında verilmiştir. Evet arkadaşlar 9. soruya baktığımızda ifadenin tabanlarının bilinen bir sayı üslerin x olduğunu görüyoruz. X artı 1 var, x artı 3 var, x artı 4 var. Ben bunları öncelikle 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 olarak artı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 3 ve son olarak 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4 olarak
ayırabilirim. Ve 3 üzeri x hepsinde ortak olduğu için 3 üzeri x parantezini alabiliriz arkadaşlar. 3 artı 27 artı 81 eşittir 111. Yani 3 üzeri x çarpı 111 eşittir 111 oluyor. O zaman 3 üzeri x'in ne çıkması lazım? 1. 3'ün hangi kuvveti 1 olabilir? Sıfırıncı kuvveti. Dolayısıyla x 0 olmalı. O da C şıkkında verilmiş. Burada da aynı mantığı güdeceğiz. Bakın 5 üzeri x artı 2 diyor. O zaman bizim bunu şu şekilde yazmamız lazım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazmamız lazım. Artı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 3, 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 4 bölü. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar 5 üzeri x var. 5 üzeri x artı 1'i nasıl yazabiliriz? 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 olarak yazabiliriz. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 2 olarak yazabiliriz. Bakın pay kısmına baktığımda 5 üzeri x'lerin ortak olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben 5 üzeri x parantezine aldığımda 5'in karesi yani 25 artı 25'ten sonra 5 üzeri 3 yani 125 ve son olarak 5 üzeri 4 625 olduğunu gördüm. Bölü 5 üzeri x parantezinde 1 artı 5 artı 25 oldu. Bakın burası ne çıktı arkadaşlar? 5 üzeri x'ler sadeleşti. 5 üzeri x ve 5 üzeri x birbirini götürdü. 25, 125 daha 150. 150 artı 625, 775 oldu. Yani 775 bölü 1 artı 5, 6, 31 olacak. Hemen 775'i 31'e böldüğümüzde de cevabı bulacağız. Bakın 62, 5, 1, 155, 25 olarak cevap bulunacak. O da D şıkkında verilmiş. Kaç tane 9 üzeri 4 var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O zaman ben yukarıyı 6 çarpı 9 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Alt tarafta da 2 tane 3 üzeri 3 var. 2 çarpı 3 üzeri 3. Bakın 6 ve 2 sadeleşiyor. Yani burada bir 3 kaldı. Burada 1 var. 3 çarpı 9 yerine de 3'ün karesi yazarsak ne oluyor bakın burası arkadaşlar? 3 çarpı 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 3. Yani 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 3. Bölmede üsler birbirinden çıkarılıyordu. 3 üzeri 9'un 3 üzeri 3, 9 eksi 3, 6 olduğu için doğru cevabı C şıkkı olarak buluyoruz. 6 sayısını bakın 6 üzeri x ifadesini siz 2 çarpı 3 üzeri x olarak yazabilirsiniz. Bu da 2 üzeri x ve 3 üzeri x demektir. Yani A çarpı B olur. O da A şıkkında verilmiş. 20 sayısını siz nasıl yazabilirsiniz? 4 çarpı 5 olarak yazabilirsiniz. Yani 2 çarpı 2 çarpı 5'tir o da. Daha da ufak parçalara ayırdım bakın. 2 üzeri A, 2 üzeri A ve 5 üzeri A olacaktır. 2 üzeri A M imiş, 5 üzeri A da neymiş? O zaman M'nin karesi çarpı N, yani B şıkkı olarak cevabı buluyoruz arkadaşlar. Evet, yukarıda 3 tane 15 üzeri x var. O zaman 3 çarpı 15 üzeri x dedik, bölü. Burada da 2 tane 5 üzeri x var. Eşittir 27'ymiş. Bakın arkadaşlar, tabanlar farklı ama üsler aynı. O zaman şöyle yapabiliriz. 3 bölü 2 çarpı 15 bölü 5 üzeri x eşittir 27. Yani 15 bölü 5 nedir zaten? 3'tür. O zaman 3 bölü 2 çarpı 3 üzeri x eşittir 27. Bana 3 üzeri x'i soruyor zaten. Her iki tarafı da 3 bölü 2'ye böleceğiz. Bölü 3 bölü 2. O zaman 3 üzeri x'i ne buluyoruz? İşlemi yaptığımızda 18 olarak buluyoruz. O da C şıkkında doğru olarak verilmiş arkadaşlar. 5 üzeri x artı 1'i ben 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 olarak yazabilirim. Bana ne soruluyor? 5 üzeri x çarpı 1 bölü 5. Bana bu soruluyor. Bakın arkadaşlar, isterseniz öncelikle neden 1 bölü 5? Çünkü 5 üzeri eksi 1
1 bölü 5 demektir. Öncelikle şunu yapalım. 5 üzeri x'i yalnız bırakalım. Yani her iki tarafı da 5'e bölersek eğer, bakın 5 üzeri x eşittir m bölü 5 olarak bulunuyor. O zaman sorduğu soruda da 5 üzeri x gördüğüm yere m bölü 5 yazayım. M bölü 5 çarpı 1 bölü 5, yani ben m bölü 25'i arıyorum demektir. O da D şıkkında verilmiştir. Baktığımız zaman arkadaşlar biz bu soruyu nasıl çözebiliriz? 15 üzeri x çarpı 15 üzeri 1 dedik. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 2 dedik. Bakın üstte bilinmeyen varsa bu bilinmeyeni parçalamak her zaman sorunun çözümünü kolaylaştıracak demektir. Bana 3 üzeri x soruluyor. O zaman demek ki 5 üzeri x'e bölsem ben her bir tarafı, bakın 15 üzeri x bölü 5 üzeri x, az önceki sorudan da hatırlayalım, 3 üzeri x olarak çıkar. 15 bölü 5 üzeri x. Tabanlar farklı ama üstler aynı. Çarpı 15 üzeri 1 zaten 15. Bakın bunlar sadeleşiyor. 5'in karesi yani 25 kalıyor. O zaman 3 üzeri x eşittir 25 bölü 15. 5'e bölelim 5, 5'e bölelim 3. Demek ki 3 üzeri x 5 bölü 3 olarak bulunuyor arkadaşlar. Evet, bu test gayet kolay bir testti. Bir sonraki testte görüşmek üzere.